Ortopol Tıp Merkezi Hareket Özgürlüktür programını sunar. Aks ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyiciler. Hareket Özgürlüktür programı ile sizlerleyiz. Programımıza hoş geldiniz diyoruz. Bizleri evlerinize, mekanlarınıza konuk ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Bu hafta da yine önemli bir hastalığı konuşacağız. Hareketimize engel olabilecek ve sıkça rastlanan bir hastalığı konuşacağız. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Sayın İsmet Akçay stüdyolarımızda bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız öncelikle geçen haftadan bu haftaya? Çok şükür eski bir yıl geride kaldı. Yeni evet. Bir yılın yeni taze umutlarıyla beraber hem bu ekranlardan bizi izleyen insanları da yeni yılda mutluluk, sağlık, bol kazanç, huzur dolu bir ömür diliyorum. Evet, bizler de katılıyoruz temennilerinize. Bugün de çok önemli bir konuyu konuşacağız. Sık rastlanan bir durum olduğunu biliyoruz. Öyle duyuyoruz. Kireçlenme hastalığını konuşacağız. Öncelikle ne olduğundan bahsedelim dilerseniz. Kireçlenme dendiği zaman ne anlamalıyız, nedir? Kireçlenme günümüzde en sık rastladığımız, eklemleri özellikle etkileyen bir artrit türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Osteoartritin tıbbi olarak evet. Halk arasında kireçlenme diye bahsettiğimiz bu rahatsızlığın bir dolu nedeni var. Ama özellikle eklemlerin hareketini, eklemlerin normal fit hareketini, uyumlu hareketini ortadan kaldıran ve hastayı sıkıntılı bir duruma sokan bir rahatsızlık silsilesi. Eklemleri özellikle anlatırken daha önceki programlarımızda da vurguladığımız gibi yani bu programları izleyen dinleyicilerimiz varsa bilirler. Eklemleri oluşturan en önemli yapının kıkırdak tabakası olduğunu ve bu kıkırdak tabakasının kendisini besleme yeteneğine sahip olmadığını evet. ve zaman içerisinde geçirilen bazı rahatsızlıklardan etkilendiğini, sonuçta vücudun kendi genetiğiyle, biyolojisiyle, aktivitesiyle de doğru orantılı olarak eklem kıkırdağındaki geri dönüşü olmayan deformasyonların bir şekil bozukluğunun evet, neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Yani osteoartrit dediğimiz, kireçlenme dediğimiz rahatsızlığı özellikle 3. dekattan sonra yani 30'lu yaşlardan sonra erkek ve kadın bütün bireylerde görebiliyoruz. Toplumun önemli bir kısmında yani çalışan kısmında, sedanter yaşayan kısmında yani hem kırsal hem kentsel evet, yaşantı içerisinde herhangi bir işte çalışan insanlarda bu rahatsızlığın bulgularını rastlayabiliyoruz. Evet, peki sanki daha çok bayanlarda görülen bir hastalıkmış gibi geliyor bana açıkçası. Böyle bir durum söz konusu mu? Kesinlikle bayanlarda bu rahatsızlığın ortaya çıkmasının en büyük sebebi biliyorsunuz insanlar kukla değil. Yani kemiklerle oluşan, kemiklerden oluşan bir iskelet yapımız var. Bir çatımız var. Bu kemiklerin üzerindeki kaslar, adeleler ve bunların yapıştığı noktalar eklemlerin hareketine neden oluyor. Dolayısıyla kas kitlesinin ve kas gücünün fazla olduğu bireylerde yani bunu daha sıklıkla erkekler için söylemek evet. mümkün. Eklemlere binen yükün daha az olacağını, dolayısıyla kadınlardan bir adım daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Kadınların işte biyolojisinde biliyorsunuz hormonal değişikliklerin olduğu bir dönem var. İşte evet. menopoza girdiği dönemler. Özellikle kemik metabolizması üzerine müspet etkilerinin olduğunu bildiğimiz östrojenin menopozdan sonraki düzeyinin azalması kemik ve eklem rahatsızlıklarının ortaya çıkması için de kadınlar için bir dezavantaj oluşturuyor. Evet, risk grubunda diyebilir miyiz bu hastalıkla alakalı olarak kadınlar? Evet, kadınlar erkeklere nazaran risk grubunda sayılabilir. Ve hatta günümüzde toplumsal iş paylaşımı sıralandığında kırsal kesimde özellikle kadının rolünün erkeklerden daha fazla olması sebebiyle ağır işlerde çalışıyor olması sebebiyle kadınların bu konuda bir dezavantajı da ortaya konulabilir. Bunların yanında işte bir takım alışkanlıklarımız, geleneklerimiz, yerde oturma alışkanlığını günümüzde kent yaşamındaki insan nüfusunun ülkemizde
artmasına rağmen halen kırsal kesimdeki bazı alışkanlıkların kent yaşamına da taşınıyor olması, yerde oturarak veya işte Alaturka tuvalet kullanım alışkanlıkları, evet, eklemlerin üzerindeki baskıyı daha çok artırmakta, daha hızlı bir yıpranmayı ortaya getirmektedir. Sonuç itibariyle birçok nedeni, birçok faktörü insan bedeni üzerindeki olumlu veya olumsuz etkilerini sayabiliriz. Bunların içerisindeki işte yeme içme alışkanlıklarımız, şişmanlık günümüzde önemli bir problem olarak. Evet, çağın hastalığı olarak hatta adlandırılıyor obezite. Evet, aslında şişmanlıkla ilgili problemler yeni değil. Yani bundan 25 bin yıl öncesine dayanan şişmanlıkla ilgili insanlığın şişmanlıkla ilgili problemlerinin olduğuna dair buluntular var. Hipokrat 2000 yıl önce şişmanlıkla ilgili bir takım problemlerin sağlık açısından endişe edici bir problem olduğunu ortaya koymuş. Evet, hakikaten bu da enteresan bir durum değil mi? Hep deriz günümüzde hazır yiyecekler çok fazla olduğu için, çok fazla tüketildiği için böyle bir hastalık söz konusu ama görüyoruz ki yıllar öncesinde de böyle bir durum var. Evet, ama zaman içerisinde işte modern yaşantının bize getirmiş olduğu bir takım avantajlar aslında beden üzerinde dezavantajlara dönmüş. Evet. Bunlar işte araç kullanımı, hareketsizlik, evet, sedanter yaşama, yani hareketsiz yaşama. Ama onun dışında toplumda son zamanlarda obezite ile ilgili ciddi anlamda bir şey de var, bilinç de var. Farkındalık oluşmuş durumda. Bir farkındalık var. Yani toplu spor alışkanlığının geliştirilmesi. Yani buna hem belediyelerin ön ayak olması. Evet, Sağlık Bakanlığı'nın da ciddi anlamda çalışmaları var. Evet. Kamu spotları olsun, evet, dediğiniz gibi spor alanları olsun. Tabii devletin halkın sağlığını koruma gibi bir görevi var. Asli görevi hastalık olmadan önce koruyucu önlemlerin alınması. Sağlık Bakanlığı özellikle işte 2002 yılından sonra Türkiye'de çok ciddi bir takım dönüşümlere veya projelere adını koydu. İşte bunlardan en önemlisi sigarayla olan mücadeleydi. Evet, ilk bu, mücadele öyle başladı. Evet, yani şu anda hiç kimse kapalı yerlerde sigara içmeyi düşünmüyor. Yani evet, çok oturmuş durumda çok değil mi? Yakın gelecek, yani geçmişte sigarayla ilgili çok ciddi problemlerimiz vardı, alışkanlıklarımız vardı. Yani kapalı yerlerde, ben çocukluğumda hatırlıyorum, yani otobüs yolculuklarında sigara içmek bizi her ne kadar rahatsız etse de bu yanımızdaki insanın bir özgürlüğü gibi, evet, alışkanlığı gibi, şeydi, alışılmış gibi ifade ediliyordu. Ama çok şükür çok güzel bir gelişme sigarayla ilgili. Ülkemiz adına sigara tüketimini henüz azaltmış değiliz. Ama bu konuda ciddi anlamda bir bilincin ortaya çıktığında çıktığında görüyoruz. Evet. Yani bunun için hem yazılı hem görsel basın ve hem başbakanın bu konudaki çok ciddi bir şeyi var. Evet, aslında ilk işlem paketlerden başladı aslında, evet, değil mi? O paketlerdeki, evet, yazıların değişmesi, yazılar, bile kesinlikle psikolojik olarak insanları bir anlamda ondan uzaklaştırmaya başladı diyebiliriz. Evet. Yani ya da bu savaşın başlangıcı oldu. Evet, yani bu Sağlık Bakanlığı'nın çok önemli üzerinde durduğu konulardan birisi. Bir diğeri işte şu anda işte şeker ve tuzla ilgili, tüketimiyle ilgili, evet, ciddi istatistik veriler ortaya konuyor. Yani ülkemizde şeker ve tuzun kullanımıyla ilgili, fazla kullanımıyla ilgili çok ciddi bir propaganda yürütülüyor. Bunun kullanılmamasına dair. Hatta tuzlukların, şekerliklerin sınırlamasına. Evet, yani böyle olması da çok güzel bir şey. Yani en azından yeni bir nesli bu şartlar içerisinde yetiştirmek, bu alışkanlıklar içerisinde yetiştirmek, ileriye daha sağlıklı bir insan yetiştirmek adına, evet, çok önemli adımlar olarak görüyorum. Diğer taraftan sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi obezite, kamu spotlarını görüyoruz. İnsanlar koşuyor. Dağda koşuyorlar, bayırda koşuyorlar, kırsalda
kentte yaşayan insanların spora teşvik edilmesi konusunda obezite ile ilgili mesajlar verilmeye çalışılıyor. Obezite evet çağımızın bir hastalığı mı? Evet bu çağın da hastalığı. Yani bu problemin geçmişte bu kadar ortaya konulamamış olması tıbbın belki bu kadar ilerlememiş olmasından kaynaklanıyordu. İnsanlar eskiden çaya şeker atarken çok düşünmezler idi belki. Ama şu anda dün bir ulusal kanalda bir programa şahit oldum. İşte şekerle ilgili bir toplantı, bir açık oturum vardı. Şekerin ve beslenme alışkanlıklarının Türkiye'deki gelecekle ilgili önemli sağlık problemleri üzerine yapılmış böyle ilginç bir toplantıydı. Yani gazeteleri açtığınız zaman yazılı basında da, görsel basında da artık beslenmeyle ilgili problemleri neyin nasıl olması gerektiği konusunda çok ciddi uyarılarla karşılaşıyoruz. Eskiden ekmeğin içerisinde olup biteni, içtiğimiz sudaki sıkıntıları, yediğimiz sebzelerdeki problemleri, hormon düzeylerini. Yani artık insanlar tavuk tüketmiyor. Çok ilginç. Yani insanların tavukla tavuk gıdasıyla karşın çok ciddi bir takım şeyleri oluştu. Önyargılar oluştu. Evet. Şimdi bunun doğrusunu bulmak, standardını yakalamak elbette ki önemli bir görev. Çünkü bu ülkedeki insanların beslenmeye ihtiyacı var. Ama besleneceği gıdaların neyle beslendiğini, nasıl yetiştirildiğini bilmeye hakkı var. Evet. Yani insanlar sonuç itibariyle tavuk yemede yenişebilirler. Ama yedikleri sebzenin de nasıl üretildiğini bilmek zorundadır. Evet, bir GDO gerçeği vardı. Geçtiğimiz günlerde o da çok gündemde olan bir konuydu. Özellikle sebzelerle ilgili olarak. Evet. Yani dolayısıyla şimdi bir geçiş dönemindeyiz sanki ülke olarak. Bu konudaki standartların belli seviyelerin üzerine çıkması bu problemlerin bence kısa bir süre içerisinde düzelmesini umut ediyorum. Yani bekliyorum çünkü gerçekten insan şeyi düşüyor. Ne yiyeceğim? Yani ben ne yemediğim? Yani şimdi bu gerçekten çok büyük bir sorun. Yani önemli ölçüde ekmekle beslenen bir toplumuz. Ekmek bizim için olmazsa sofrada olmazsa olmazımız. Yani biz çünkü Türk'üz. Türkler Türk'ü dinlerler ve ekmekle beslenirler. Bu bizim için çok önemlidir. Ekmek bizim için kutsallığı ifade eder. Yerde ekmek kırıntısının üzerinden Türkler geçmez. Ama o ekmeğin de içinde ne olduğunu, nasıl üretildiğini ve soframıza nasıl geldiğini çok rahat bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Evet, bununla ilgili de bir çalışma başlatılmıştı Temmuz ayında ama sanıyorum çalışma şu an itibariyle başarılı olamadı. Hala aynı şekilde ekmek üretildiğini biliyoruz. Evet. Yani ama şehirde bu konuda en azından hem Samsun ilinde bu konuyla ilgili kafa yoran insanlar var. Evet. Hem yerel idareciler bu konuyla ilgili ciddi bir takım şeyler yapıyorlar. Hani belki denetimle ilgili çok muhakkak üzerlerine düşen görevleri yerine getiriyorlardır ama nasıl yapılması gerektiğini belki kendileri ifade ediyorlar. Yani belediye ekmek fabrikası kuruyor. Yani bu onun görevi mi? Değil. Hani ucuz ekmek için bunun yapıldığını düşünmüyorum. Bence kaliteli ekmeğin nasıl yapıldığını ortaya koymak için böyle bir şey yapıldı. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum. Bu da güzel bir şey. Şimdi yine asıl konuya dönecek olursak, elbette bu şişmanlık geçmişte de var idi. Şişmanlık sadece yeme içmeyle veya fizyolojik olarak fazla tüketimle veya az tüketimle ilgili bir durum değil. Sadece bunlarla alakalı durumlar değil. Şişmanlığın oluşmasında hormonal bir takım problemlerimiz de ön plana çıkıyor. Evet, vücut yapısıyla alakalı problemler. Bütün bunların bileşiminde ortaya çıkan bir sağlık sorunu olarak ortaya konuyor. Dolayısıyla şişmanlık, osteoartriti de etkileyen
ciddi bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla evet, aslında birçok hastalığı etkilediğini de biliyoruz. Evet, biz sonuç itibariyle hareketimizi engelleyecek bir problemin ve çok ciddi bir problemin nedeninden aslında bahsetmeye çalışıyoruz. Çünkü ben özellikle çok kilolu, ağrılı ve tedavi seçeneği olarak cerrahiden başka bir seçenek bulunmayan bir hastayla karşılaştığımda kiloyla ilgili problemin yapılacak cerrahinin sonuçları üzerinde çok ciddi dezavantajları olduğunda anlatıyorum. Bu çok önemli bir durum. Yani siz ameliyat olabilirsiniz, eklemlerinizdeki problemi, osteoartriti, belki daha sonra konuşacağımız işte tedavi seçenekleri içerisinde protez cerrahisi dediğimiz bir cerrahiyle probleminizi ortadan kaldırabiliriz. Yani bu konuyla ilgili tıbbın çözümlerinden hasta bu problemden tamamıyla kurtulabilir. Yalnız eğer siz tekrar aşırı bir kiloyla hayatınızın bundan sonraki, bu ameliyattan sonraki dönemini yaşıyor iseniz, oradaki ameliyatın survival dediğimiz, yani sizinle beraber sağlıklı bir şekilde devam etmesi de tehlikeye girecek anlamına gelir. Tedavinin önünü de kesmiş oluyoruz bir anlamda. Müddetini kısaltıyoruz. Yani o tedaviden faydalanma süresinde ortadan kaldırmış oluyoruz. Dolayısıyla şişmanlık, osteoartritin en önemli nedenlerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Şişmanlığın tedavisi birçok disiplinin bir araya gelip yaptığı bir tedavi şekli. Yani şişmanlık tanısı almış, obezite tanısı almış olan bir kişinin endokrin uzmanı tarafından değerlendirilmesi, dahiliye uzmanı tarafından değerlendirilmesi, diğer branşlardan destek alınması, özellikle beslenme üzerine eğer bir düzenleme gerekiyorsa o branşın, o disiplinin desteğine ihtiyaç duyuyor. Evet. Fizik tedavi ve rehabilitasyonun bu konu üzerinde çok önemli etkisi olacaktır. Aynı zamanda işte obezitenin eklem üzerindeki bu tip problemlerini tedavisindeki cerrahi seçenekleri de biz branş olarak ortopedistler çözmeye çalışıyoruz. Ama sadece eklemlerimiz üzerinde diz ve kalça eklemleri gibi, ayak bileği gibi daha fazla vücudun ağırlığını çeken eklemler aklımıza geliyor ama vücudumuzun dik durmasını sağlayan en önemli iskeletin en önemli parçası omurga. Omurga üzerindeki ağırlığın dengesiz olarak artıyor olması, omurlar arasındaki disklerin erkenden dejenerasyonuna, sonuç itibariyle kireçlenmeye, omurga kireçlenmesine ve omurilikteki omuriliğin geçmiş olduğu kanaldaki darlıklara, omurga kaymalarına, disk kaymalarına ciddi anlamda neden olarak hastayı daha değişik problemlerle karşı karşıya bırakıyor. Evet, peki birçok eklemde görülme ihtimali var dedik. Özellikle sizin de söylediğiniz gibi aklımıza ilk gelen bileklerimiz ya da disk kapağımız, diz eklemimiz. Diz eklemimiz, kalça eklemlerimiz. Evet. Yanında işte ayak bileği kireçlenmeden daha fazla nasibini alıyor. Tabii kireçlenme derken eklem kireçlenmesine sebep olan romatizmal rahatsızlıkları da hatırlatmakta fayda var. Romatizmal rahatsızlıklar adını verdiğimiz bir dizi grup hastalık eklemlerde aşınmaya sebep olabilir. Başka bir hastalıkta bu aşınmaya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, yani eklemlerin aşınması bir sonuçtur. Eklemin aşınmasının aşınmasıyla neticelenen duruma kireçlenme diyoruz. Genel bir tabir olarak, genel bir tanım olarak bunu kullanıyoruz. Ama bu buna neden olan rahatsızlıkların başında bu saydığım olaylar, nedenler ortaya konuyor.
işte cinsiyetin rolü olduğunu söyledik. Ağır işlerde çalışmanın rolü olduğunu söyledik. Kırsal kesimde özellikle ağır işlerle uğraşan insanlarda veya sedanter yaşayan, hareketsiz kalan eklemlerin kireçlendiğini de söylemek gerekiyor. Evet, yani tezat yaşam ifadesi olarak, yaşam şekli olarak tezat olan insanlarda da bu hastalık görülebilir. Tabii. Erken kireçlenmenin önemli nedeni de travmalar, düşmeler, işte trafik kazaları, eklemleri direkt karşılık gelen travmaların eklem kıkırdak yapısında geri dönüşü olmayan harabiyete neden olduğu da hatırlatmamız gerekiyor. Evet, görüyoruz ki kireçlenme bir süreci gerektiren bir hastalık. Bir süreç içerisinde meydana gelen bir hastalık. Peki bu süreç içerisindeki belirtiler nelerdir? Şimdi hastalığın başlangıcı, hastalığın ilerlemesi belirli bir seviyeden sonra hastalıkla ilgili çok ciddi bulguların ortaya çıkması farklı dönemlere rast geliyor. Yani osteoartrit eklemdeki kireçlenmenin ilk ve erken bulgusu ağrı olarak söylenebilir. Şimdi şöyle düşünün, eklem kıkırdağı eklemin kemik, yani eklemi oluşturan kemiklerin yüzeylerini örten bir tabaka. Krema tabakası. Öyle bir tabakamız var. Bu yer yer yarım santim, yer yer bir santim arasında değişen bir kalınlıktan bahsediyoruz. Ve eklem kıkırdağı eklemin hareketinin yapılması için olmazsa olmazı. Yani bu dokunun, bu tabakanın doğal olması gerekiyor. Evet, o hareketi sağlayan bu tabaka. Için. Evet. Ve bu tabakanın sağlıklı kalabilmesini sağlayan destek dokular var. Eğer diz eklemi için bahsedecek olursak, menisküsler, geçen hafta bahsetmiştik. Evet. Menisküsler, eklem kıkırdağını da kıkırdağını koruyan amortisör görevi gören yapılar. Yine eklemi bir arada tutan bağlar ve eklemin dışındaki eklemin hareketini sağlayan kas dokusu. Dolayısıyla bahsettiğimiz bütün bu dokular eklem kıkırdağının hayatiyetini, sağlıklı olarak kalmasını destekler. Bu saydığımız dokulardaki herhangi bir aşınım, bu bölgelerde oluşan travmaya bağlı gelişen veya biraz önce bahsettiğimiz gibi romatizmal rahatsızlıkların bu dokular üzerindeki menfi etkilerinden ortaya çıkan sıkıntılar eklem kıkırdağındaki deformasyonu hızlandırır. Çünkü eklem kıkırdağının sağlıklı olabilmesi için eklemin stabil olması gerekiyor. Yani desteklenmesi gerekiyor. Bu bir şey gibi düşünün. Puzzle'ın bir parçası gibi düşünün. Yani bir parçanın olmayışı oradaki görüntüyü tamamıyla bozabilir. Evet, hepsinin tam olması gerekiyor. Ve bu süreci zaman içerisinde ilerlemesi eklem kıkırdağında, işte bu kalça eklem kıkırdağı da olabilir, ayak bileği eklem kıkırdağı da olabilir. Eklem kıkırdağında kısmi lezyonlara neden oluyor başta. Yani ilk önce kıkırdakta bir çizik meydana geliyor. Varsayın ki bunu bir cam cisme benzetebiliriz. Yani camın biliyorsunuz çok naif bir yapısı, evet, vardır. Pürüzsüz bir yapısı vardır. Pürüzsüzlüğüdür. Ama cam çizilir mi? Çizilir. Evet. Şimdi ilk önce bir çizik oluyor. Eklem kıkırdağındaki bu küçük darbe veya küçük bir onarım, o çatlaktan eklem kıkırdağının derinine kadar inen çok büyük bir çatlağın veya çok büyük bir harabiyetin ilk başlangıcı olabilir. Böyle başlayabilir. Eklem kıkırdağındaki o çizik eklemde ağrıya sebebiyet vermez. Çünkü kıkırdak sinir sonlanması olan bir doku tabakası değildir. Bu nedenle olayın ilerlemesi, ağrı boyutuna taşınması, ağrının ortaya çıkması için kıkırdak tabakasından ileriye doğru, kemiğe doğru olayın ilerlemiş olması gerekiyor. Evet, bu nedenle sinsi seyreden bir hastalık diyebilir miyiz ağrı açısından? Evet, sinsi seyreder. Ben hastalarıma bunu şu şekilde bir örnekle ifade ederim. Bardak taştı. Şimdi bardağınızı suyla doldurursunuz. İlk önce üçte biri dolar.
sonra 3'te 2'si, sonra 3'te 3'ü. Ama son bir damla vardır, bardak taşar. Yani bardağın taşması, ağrının ortaya çıkması, problemin o anda oluştuğu anlamına gelmez. Yani problemin bir zemini vardır, bir geçmişi vardır. O zemin, o geçmiş üzerindeki o son olay hastada ağrıya, dolayısıyla hastayı bize getirir. Çünkü ağrı bir sinyaldir. Ama olayın ilerlediğinde bir bulgusudur. Eklemin etrafında bir takım değişiklikler hisseder hasta, şişlikler, şekil bozuklukları. Evet, dışa yansıyan şeyler de olabiliyor. Evet, dışarıdan gözle görülen bir takım bulgular ortaya çıkar. Şişlik, eklem içerisindeki sıvının artışı olarak gözümüze çarpar. Deformite, yani şekil bozukluğu, eklemin şeklinin bozulması, işte şöyle söyleyeyim, aynanın karşısına geçtim doktor bey, baktım kendime, bacağım eğri duruyor. Bu gittikçe de arttı. Son zamanlarda ben bunu fark ettim diye ifade eder. Şimdi bu da bir kireçlenme süreci içerisindeki eklemin dışarıdan gözle gördüğümüz bulgularından birisidir. Ve harekette kısıtlılık, ağrıyla beraber ortaya çıkan hareketteki kısmi azalmalar. Yani eskiden merdiven çıkabiliyordum, şu anda çıkamıyorum. Evet. Eskiden şu kadarcık yolu ağrısız gidebiliyordum, şu anda gidemiyorum. Peki belirtileri itibariyle karıştırıldığı hastalıklar var mı kireçlenmenin? Kireçlenme çok güzel soru. Birçok semptom, yani birçok bulgu kireçlenmeyle karıştırılabilir. Yalnız kireçlenme, biraz önce bahsettiğim gibi, genel bir sonucun ifadesi olarak kullanılır. Eklemin deformasyonu, kıkırdak kaybının neden olduğu, ama kıkırdak kaybına neden olacak her türlü problemin neden olduğu. Evet. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Birçok rahatsızlık elbette. Yani şimdi aklıma gelen işte gut hastalığı. Gut hastalığında yine şişme sanıyorum onda, evet, da. Evet. Eklemlerde ağrılarla seyreden bir rahatsızlık. Gut artriti dediğimiz bir semptom şeklinde ortaya çıkar. Yani hastanın protein metabolizmasındaki bir rahatsızlıktan bahsederiz. Gut'u tanımlarken protein metabolizması çok sık, işte kırmızı et tüketimiyle birlikte hastaların eklemlerinde şişlikle ortaya çıkan bir durum. Evet. Şimdi sanıyorum bu, eklem romatizmasında da benzer durumlar söz konusu olabiliyor. Evet. Ben de geçirmiştim çünkü eklem romatizması rahatsızlığını. Evet. Ve şişmeler oluşmuştu eklem bölgelerimde, özellikle bacaklarımda. Evet. Mesela işte bahsettiğiniz, işte o romatizmal rahatsızlıklar diye bahsetmiş olduğumuz grubun altında saydığımız bütün rahatsızlıklar vücutta eklem tutulumu yapabilir. Evet. Yani eklemleri tutabilen, eklemlerde rahatsızlığa sebep olabilen, rahatsızlığımızı eklemlerimizde hissettiğimiz her problem netice itibariyle eklem kıkırdak dokusunda geri dönüşü olmayan harabiyetlere sebep olabilir. Yani o cam dokuyu, o kristal dokuyu hasarlayacak bir sebepten bahsediyoruz. Özeti bu. Dolayısıyla biraz önceki sorduğunuz soruya dönecek olursak, bahsettiğimiz işte romatizmal rahatsızlıklar, eklemleri tutan romatizmal rahatsızlıklar, dahili bir takım rahatsızlıklar ki eklemlerde semptom verebilir. Bunların hepsinin araştırılması ve test edilmesi gerekiyor. Nasıl yapılıyor? Ya yani nasıl tanı konuyoruz? Evet. Hastayı muayene edeceğiz. Hastanın şikayetlerini dinleyeceğiz. Hasta size hastalığı hakkında ipuçlarını verecek. Siz bunları bir yere koyacaksınız. Evet, öykü dediğimiz. Öykü çok önemli. Hastaya bir sistemik muayeneyi takiben. Yani şimdi branşa yönelik muayenelerin yanında hastaya bir bütün olarak bakabilme yetisinde ve zamanla sahip olması gerekiyor hastanın. Yani ben göz doktoruyum örneğin. Gözümde bir problem var, güzel. Ama bu sizin hastayı
daki şikayetleri, sadece gözle ilgili olanları seçip onları sadece sorgulamaya yönelik bir muayeneyle başlamamanız gerekiyor. Örneğin kendi branşımla ilgili. Sadece ortopedi uzmanıyım. Beni ilgilendiren hastanın sağ koludur, sol kolu değil midir? Veya sağ koldur ama işte sağ dizidir ama işte geçirmiş olduğu bir travma beni ilgilendirmemeli mi? Veya kronik bir rahatsızlığını veya alışkanlıklarını, sigara alışkanlığını, alkol alışkanlığını, geçirmiş olduğu işte cerrahileri, bunları bilmem gerekiyor. Dolayısıyla hastaya bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Hasta sadece bir branşın bir semptom olarak size gelmeyebilir. Evet, tüm tanılarda sanırım geçerli bir durum bu değil yani mi? Hastayı doğru dinleyebilmek, evet, anlayabilmek. Hastayı doğru dinlemek, hastaya kendini ifade edebilecek zamanı verebilmek. Ama her şeyi de hastanın kontrolünü bırakmamak. Mutlaka. Çünkü hastalar kendilerini hastalık psikolojisiyle dinleyecek bir hekimi bulduklarında her şeyi anlatabilirler. Buna herhangi bir sağlıklı kişiyle oturduğunuzda da yaşlı bir insandan bütün şikayetlerini dinleyebilirsin. Evet. Anında her şeyini anlatır sana. Yani sizin o hastaya faydalı olmanız ve ona gerekli olan tanıyı koyabilmeniz için sizin onu yönlendirmeniz gerekiyor. Yani doğru sorular sorabilmek. Evet, doğru sorular çok önemli. Yani sizde bu konuda bir şeyiniz var, ihtisasınız var. Doğru soruları soracaksınız. Konuşan kişiyi anlatması konusunda yönlendireceksiniz. Ortaya bir sonuç çıkacak. Yani merak edilen şeyleri ortaya çıkartmak açısından söylüyorum. Biz de o anlamda hastanın hastalığını tanımak adına bir bütün olarak değerlendiririz. Akabinde muayene ederiz. İlgili probleminin nerede olduğunu bir takım muayene tekniklerimizde anlamaya çalışırız ve bir takım notlar alırız. Arkasından işte direkt grafi dediğimiz laboratuvar kısmı arkasından gelir. Bazı şeyleri sırasıyla yapmanız gerekiyor. Yani tıp da olsun, başka disiplinlerde de olsun. Sabahleyin kalkarız, elimizi yüzümüzü yıkarız. İşte bunun bir sırası vardır. Yaptığımız her işin bir sırası olması gerektiği gibi. Ama bazı sıraları eğer atlarsak, hayatta da böyledir. Yani tıpta tanıya yaklaşmak için bu bahsettiğim şeyleri yapmamız gerekiyor. Bu konuda işte yeterli zaman da gerekiyor. Hastanın da sabrı gerekiyor. Hekimin de bu konuyla ilgili sabrı ve mesleki etik anlayışının olması gerekiyor. Bütün bunların birleşiminde direkt grafiler, muayene bulguları, şikayetler, hastaya kireçlenme ile ilgili problemini ortaya koymamıza bir önayak olur. Bazı konular, özellikle bazı ileri tetkikler vardır ki işte kan tahlilleri yaptırmamızı gerektirir. Veya işte biraz önce bahsettiğiniz gibi hangi hastalıklardan ayırt etmemiz gerektiğini düşünüyor isek. Onlarla ilgili kan tahlillerimizi yaparız. Romatizmal bir rahatsızlık olup olmadığını varsa bu konuyla ilgili serolojik testler dediğimiz yani kısacası laboratuvar sonuçlarını alıp önümüze koyduğumuzda bu hastanın bir kireçlenme hastası olduğunu, bunun nedeni bir hormonal problem mi, bir romatizmal bir rahatsızlık mı, bir travmaya bağlı olup olmadığını veya diğer bir bütün nedene bağlı olup olmadığını, bütün seçenekleri basamak basamak ayıklayıp ondan sonraki tedavi kısmını hasta için planlamak gerekir. Evet. Süremiz kısalıyor. Tedavi yöntemleri de merak edilen bir konu. Dilerseniz onlardan birazcık bahsedelim. Son olarak da nasıl korunabiliriz diye konuşup programımızı kapatırız. Şimdi tedavide kireçlenmeyle gelen ve hastanın hangi seviyede olduğu çok önemli. Yani eklemin hangi
seviyede kireçlendiğini bilmek gerekiyor. Eğer erken dönemde yakalanmışsa hasta, erken dönemde bize başvurmuşsa, hastanın bu probleme neden olabilecek bütün nedenleri araştırarak bazı şeyleri onlardan ayırmak lazım. İşte ağır işte uğraşıyorsa ağır işten uzaklaştıracaksınız. Eğer işte oturarak yemek yiyorsa, bağdaş kurma alışkanlığı varsa bunu engelleyeceksiniz. Alafranga tuvalet kullanmasını öğütleyeceksiniz. Bağda bahçede gezmesini, uygun ayakkabı kullanması gerektiğini bunları hatırlatacaksınız. Obeziteyle ilgili program başında anlattığımız nedenlerden dolayı obeziteyle ilgili bir tedavi honisinin içerisine girecek. Endokrin tahlilleri yapılacak, bir diyet kontrolü yapılacak, hareket limitlerini çok iyi ayarlayacaksınız. Çünkü bilinçsiz hareket de o hasta için çok ciddi problemler doğurabilir. Evet, hareketsizlik yani, de problem. Hareketsizlik de ama yanlış hareket de problem. Bunları hasta için ortaya koyacaksınız. Bir takım ilaçlar, işte kireçlenmeyle ilgili bir takım ilaçları hastalığa önereceksiniz. Bunların kontrollerini yapacaksınız. Yani sıralı kontrolleri hasta için önereceksiniz. Ayrıyeten eklem içerisine uygulayabileceğiniz bir takım eklem kıkırdağını besleyici sıvılar kullanabiliriz. Bunlar hekim tarafından önerildiği vakit iyi karşılanması gerekiyor. Çünkü yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de uygulanan bir tedaviden bahsediyoruz ve sonuçları da eğer uygun hastada yapıldığı vakit, yani kireçlenmenin erken dönemlerinde hastaya yapıldığı vakit hastadan iyi sonuçlar alıyoruz. Onun dışında cerrahi seçenekler içerisine geçmeden bir takım supplementler var. Özellikle işte yeme içme konusunda neye dikkat etmemiz gerekiyor gibi böyle popüler konular bunlar. İşte hangi vitamini alayım, evet, işte veyahut da işte kemik suyu çorbası mı içeyim, bunlarla mı besleneyim vesaire. Doğru düzgün besleneceğiz. Yani şöyle söyleyeyim, dünkü toplantıdan bir alıntı yapayım. Osmanlı Sarayı'nda padişahlar iki öğünle beslenirlermiş. Bir, yani yeme içme alışkanlıklarımız o dönemden bu döneme ciddi anlamda deforme olmuş ve değişmiş. Yani kışın ve yazın kahvaltı sofrasına koyduğumuz numuneler bile hep aynı. Böyle olmaması gerekiyor. Yani kışın yüksek enerjili beslenmemiz gerektiği bir açıkken yazın daha doğal, daha hafif sebze ve meyve ağırlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmemiz gerekiyor. Yeme içme alışkanlıklarımızı tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Kısacası özetle bu. Ama kemiği besleyici gıdaların kemik suyu çorbaları olmadığını burada vurgulamak gerekiyor. Yoksa kolesterollerinizi tavan yaptırırsınız. Burada kalsiyumdan zengin gıdalar, işte süt ve ürünleri, evet, diye sıralayacağımız ürünler. Onun dışında eklem kıkırdağının işte harabiyetini engelleyen, kıkırdak oluşumunu artıran bir takım vitaminler, supplementler deneniyor. Ama bu konuyla ilgili de bir istismarın olduğu ortada, çok ciddi bir pazar var. Ticari bir amaç söz konusu. Yani yanlış hatırlamıyorsam yıllık tedavi harcama giderimiz 20 milyon dolar civarında. Bu çok ciddi bir rakam. Ve bunun ne kadarının gerçek tedavi harcandığı da bir soru işareti. Çok ciddi bir pazarın içerisindeyiz. Yani insanların Türkiye'deki gıda için ayırmış olduğu maddi boyutla ilaçla ayırdığımız boyut hemen hemen birbirine eşit gibi. Yani Türk toplumu artık ilaçla beslenir bir düzeye gelmiş durumda. Bunlar ciddi sorular ve bunların ciddi bir şekilde sorgulanması ve ayıklanması gerekiyor. Burada sadece kişiye özgü bir takım uyarıları değil, bu ilaçları sonuçta yazan, satan, evet, üreten insanlara da çok ciddi anlamda sorumlular düşüyor. Cerrahiden de kısaca burada bahsedelim. Eklem kireçlenmelerinin özellikle diz, kalça, omurga ile ilgili ciddi anlamda cerrahileri, tıbbi seçenekleri var. Bu konuyla ilgili bir başka programda daha detaylı bilgiler verebiliriz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür anlattıklarınız ediyorum için, burada olduğunuz için çok sağ olun. Teşekkür ederim.
Değerli izleyiciler, Hareket Özgürlük Tür'ün burada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine Hareket Özgürlük Tür programında görüşmek üzere diyoruz. Bizlerden ayrılmayın. Birazdan Erdem Çakmağ sunumuyla Aksivan Haber Bülteni ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.